3 boyutlu bir çizim yapmak veya tamamlanmış bir 3 boyutlu modele farklı yönlerden bakmak için View araç çubuğundaki komutlar kullanılır. View araç çubuğunu ekranımızın uygun bir yerine yerleştirelim. Buradaki üst tarafa alıyoruz View araç çubuğunu. View komutlarını şimdi daha önce çizdiğim bu katı model üzerinde uygulayıp görelim. Temel bakış yönlerinden başlıyoruz. Buradaki ikinci sıradaki düğme Top View düğmesidir. Üstten bakış anlamındadır. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu modelimize üstten bakıyoruz. Hemen yanındaki düğme Bottom View düğmesidir. Bu da alttan bakış anlamındadır. Tıkladığımızda bu modelimize alttan bakıyoruz. Onun yanındaki düğme Left View düğmesidir. Bu da katı modele veya herhangi bir modele soldan bakmamızı sağlar. Tıklayıp bakıyoruz. Gördüğünüz gibi soldan baktık. Onun yanındaki düğme ise Right View. Bu sefer de sağdan bakış düğmesidir bu da. Tıkladığımızda bu modelimize sağdan bakıyoruz. Hemen yanındaki düğme ise Front düğmesidir. Bu da önden bakış anlamındadır. Uygulayıp görüyoruz. Onun yanındaki düğme Back View düğmesidir. Bu da arkadan bakış anlamındadır. Bunu da uyguluyoruz. Bundan sonraki 4 düğme ise izometrik bakışlar için kullanılır. En baştaki güney-batı yönden bakmamızı sağlar. Uyguluyoruz. Ondan sonraki güney-doğu yönden bakmamızı sağlar. Bunu da uyguluyoruz. Üçüncü sıradaki izometrik bakış ise kuzey-doğu yönden bakmamızı sağlar. Bunu da uyguluyoruz. Son izometrik düğmemiz ise kuzey-batı yönden bakmamızı sağlar. Bunu da uyguluyoruz. Üç boyutlu çizimlerde bu 4 bakış yönünü sık sık kullanacağız. 3 boyutlu çizimleri en net şekilde ifade eden görünüşler bu görünüşlerdir. Burada en baştaki düğme ise daha önceden bakış yönü ayarlanmış ve isim verilmiş yönler için kullandığımız düğmedir. Bunu tıkladığımızda karşımıza bir diyalog kutusu çıkacaktır. Bu diyalog kutusunda buradaki New düğmesini tıklayarak yeni bir bakış yönü ayarlayabiliriz. Örneğin buraya bir isim verelim. Eğer istersek buradaki View kategori kısmına da yine bir isim verebiliriz. Boundary kısmındaki Current Display seçeneği seçiliyse şu andaki aktif durumda bulunan ekran görüntüsü seçilecektir. Buradaki Define Window seçeneği ise ekran görüntüsünü bizim ayarlamamızı sağlar. Şu anda herhangi bir ekran görüntüsü ayarlanmadığı için buradaki Define View Window düğmesini tıklayarak bir ekran görüntüsü ayarlayabiliriz. Örneğin bu şekilde pencere oluşturarak hangi kısımlarını görmek istiyorsak katı modelin o kısımları pencere içine alıyoruz. Pencere içine aldığımızda tekrar bu diyalog kutumuza geri dönüyoruz. Ve burada OK düğmesini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz bakış ismi buradaki pencereye yerleşmiş oldu. Bu yandaki düğmeler yardımıyla oluşturduğumuz bu bakış yönünü ayarlayabiliriz. Bu şekilde istediğimiz ayarlamayı yaptıktan sonra OK düğmesini tıklıyoruz. Oluşturduğumuz bu bakış yönü View araç çubuğunun en sonunda bulunan View Control penceresinde görünecektir. Az önce oluşturduğumuz ve yeni ismini verdiğimiz bakış ismi burada gözüküyor. Yeniyi seçtiğimizde gördüğünüz gibi pencere içine aldığımız kısımlar bu şekilde ekranımıza yerleşmiş oldu. View araç çubuğunun en sonundaki düğme ise kamera düğmesidir. Bu düğme ile
bakış yeri ve hedefi ayarlanan kamera bakışlarını ayarlayabiliriz. Bu komutu da uygulayıp görelim. Araç çubuğundan komutu çalıştırıyoruz. Komut satırına bakıyoruz. Şimdi komut satırında kameranın bulunacağı yeri soruyor bize. Kameranın bulunacağı yeri koordinat olarak girebileceğimiz gibi mouse ile bir nokta tıklayarak da belirleyebiliriz. Komut satırında şu anda bizden kameranın bulunacağı yer soruluyor. Örneğin üst taraflardan bir yer seçelim. Örneğin burası olsun. Komut satırındaki iletimiz değişti. Şimdi de kameranın bakacağı nokta soruluyor bize. Yani hedef nokta soruluyor. Hedef nokta olarak da örneğin bu noktayı seçelim. Gördüğünüz gibi kameranın bulunduğu yeri ayarladık ve kameranın odaklanacağı yeri de bu şekilde ayarlayarak farklı bir bakış ayarlamış olduk. View araç çubuğundaki farklı bakışlarla katı modellere bakarken sol alttaki UCS ikonuna dikkat edelim şimdi. Örneğin bu düğmeyi tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada X, Y ve Z eksenlerin yönü şu anda gösteriliyor. Farklı bir yerden bakalım. Bu şekilde değiştiğini görüyoruz. Tekrar farklı bir yerden bakalım. X, Y ve Z eksenlerin yönü bu şekilde bize gösteriliyor. Bu çizimlerimizi yaparken bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Gölgelendirilmemiş şekilde bakalım bir de. Gördüğünüz gibi yine UCS ikonuna baktığımızda eksenlerin yönünü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunları tek tek tıklayıp eksenlerin yönünü görebilirsiniz.